Ergün Diler, Dolaşım Sistemi Amerika'ya dikkatlice baktığınızda bir de bilen birinin gözüyle incelediğinizde beş bankanın ülkeyi avucuna aldığını görürsünüz. Bu bankaların sahiplerini, ortaklarını, yayılma ve çalışma biçimlerini, faiz lobisinin işleyişini tek tek sıralayabilirsiniz. Yapılması gereken doğru yere bakıp doğru sonuç çıkarmak. Bakarken de kadrajı geniş tutmak şart. Günlerdir anlatmaya çalışıyorum. Bugün biraz daha açalım isterseniz. Mesela şöyle bir soruyla başlasak cevabımız nasıl olur? Soru Soros, İstanbul sermayesi ve Meral Akşener Hanım arasında bir ilişki, bir bağ var mı? Olsa şaşırır mısınız? Elbette hayır. Devam edelim. Parayı elinde tutan finansal sistemin mucidi olan aile Rothschild'lar, bunların önde gelen ismi Soros. İstanbul'u ve İstanbul'daki dostlarını çok seven Soros'un konu Türkiye olunca dinlediği tek isim vardı. Edgar de Pisiotto. Psiyotto Lübnan asıllı Portekizli bir Yahudiydi. Ortağı yine Lübnan asıllı Erman Safra'ydı. Safra hakkında çok iddia vardı. Amerika-Türkiye-Kolombiya arasındaki uyuşturucu ve kara para trafiğinin baş aktörü olduğu öne sürüldü. Safra aynı zamanda Bank of the New York'un yöneticisiydi. Rusya ile Amerika arasındaki çok yüklü miktardaki paranın yer değiştirmesini sağladı. Psyotto'nun bankası olan Union Banker Priv ve daha sonra American Express ile ortak oldu. The Psyoto da Amerikan Express'in yönetim kuruluna girdi. Bu kurulda Kissinger de vardı. Özel bir isim olan Psyoto, ünlü Venedikli banker Benetti'nin de ortağıydı. Benetti, Olivetti şirketinin başkanıydı. Benetti karanlık ve gizemli bir isimdi. Gençler hatırlamaz ama 1980'lerde banka Ambrosiano'yu batıran kişi olarak biliniyordu. Bankanın başkanı da P2 Mason locasının üyesi Roberto Calvi'ydi. Kalbi Psioto'nun da ortağıydı. Yaptıklarından ötürü yaşamı masonik bir ölümle son buldu. Londra'daki Blackfair Köprüsü'nde asıldı. Biraz daha ayrıntılara girelim. Psioto'yu bilen bilir ama bizler bilmeyiz. Soros'un en yakın dostu olan bu isim Türkiye sorumlusuydu. Evet yanlış okumadınız. Türkiye bu adamdan sorulur o da Soros'a. Soros da arkasındaki yüce hesap verirdi. Yani Psiotto da Soros da Rothschild ailesine çalışırlardı. Başkaları da vardı ama bu ikili müthişti. Psiotto Türkiye'de kendine bağlı iş adamları ve onların devletteki çalışanları vasıtasıyla çıkacak kanunları önceden öğrenirdi. Anında Soros'a rapor ederdi. Edgar de Psiotto, Türkiye konusunda bir Türk başbakanı kadar bilgiliydi. Türkiye'de özellikle bankacılık sektöründeki yapının idaresi yıllarca Edgar de Pisciotto tarafından kontrol edildi. Bunu aranızdan bilen var mıydı? Yoktu tabii ki. Zaten bu nedenle yabancılar saldırıyor dediğimizde bazı iyi niyetli olmayan arkadaşlar hani nerede diye soruyorlar. Cevabı siz verin. Sistem buydu. Parayı yönetenler içeride de parayı bize bırakmaya niyetli değildi. Peki içimizden kim Pisiyoto'ya çalışan Türkleri biliyor? Kaç kişi bunlar? Hangi ailelerin üyeleri bu isimler? Bilmiyoruz. Garip bir şekilde izleri takip ettiğiniz zaman Makedonya Risorta Mason locasına kadar gidersiniz. Biliyorsunuz bu lojayı kuran Selanikli avukat Emanuel Karasu'ydu. Karasu, Jön Türklerin tanınmış üyelerinden biriydi. Osmanlı'ya gizli cemiyetleri getiren isim olarak da bilinir. İttihat ve terakkinin Müslüman olmayan ender isimlerindendi. Karasu Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indiren dört kişiden biriydi. Osmanlı'daki Musevilere önce Türksünü sonra Musevi diyen bir isimdi. Mondros mütarekesinden sonra İtalya'ya yerleşti. Trieste'yi çok severdi. Balkan Savaşı sırasında Selanik'ten Fransa'ya göç eden ve Danone'yi kuran İshak Karasu'nun amcasıdır. Pisiotto'nun izlerini takip ettiğinizde İstanbul'daki en saygın, en bilinen ailelere ulaşıyorsunuz. Hemen isim istemeyin ama çok ünlü aileler karşımıza dikiliyor. Özellikle en önemli ailelerden birini bu gizli dehlizlerle tanıştıran isim İtalya ile çok sıkı fıkı İzmirli hemşerim aynı zamanda. Çok kişinin bildiği ve büyük ilişkileri yürüten biri önemli bir ailenin önemli bir üyesi. Parası da saygınlığı da çok. Pisiotto'nun açtığı yürüttüğü bu kanal İstanbul'daki aileler üzerinden şimdi MHP'yi sarsan ve sarsmaya devam edecek olan Meral Akşener Hanım'a ulaşmış durumda. Bunu eleştiri olarak yazmıyorum. Doğal bu. Siyasetin içinde olan şeyler. Hiç kimse destek bulmadan gidemez. Gördüğüm kadarıyla bu önemli Türk İstanbul'da 10 önemli aileyi bir araya getirip Akşener'e destek olma sözü almış. Önümüzdeki dönem MHP'nin içinden çıkacak farklı bir sese bel bağlayan çok isim var yani. Hele bir İstanbul'daki çok önemli bir otelin sahibi. Ülkücü gelenekten gelenler de hiç az değil. Devlet Bey ise yargı sürecini beklemekte. Ama göreceksiniz yargıdan sonuç alma şansı çok az. İsimlere girmek istemem ama Ankara'da pek çok hukukçu Meral Hanım demiş durumda. Yani bir el Ankara'dan İtalya'ya, oradan Pensilvanya'ya kadar uzanabilen bir eksen oluşturabiliyor. Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi eleştirmiyorum, kötülemiyorum. Sadece beni takip eden dostlarımıza fotoğrafı göstermeye çalışıyorum. Dünyada işlerin nasıl döndüğünü anlatmaya çabalıyorum. Birileri hiç kolay olmasa da Amerika'da hileri Türkiye'de ise Meral Hanım'a oynamakta. Parayı elinde tutan sistem bunu istiyor. Erdoğan sıfır faiz için çırpınırken Amerika'daki beş bankanın sahipleri kurdukları A ile dünyayı yönetmek istiyor. Her şeye ve herkese hakim olarak. Şimdi bu A ortadayken birileri çıkıp içerideki her şeyin nedenini bu topraklarda arayabilir. Ama benim yaptığım gibi sizde ne olur dışarı bakın. Yoksa yanılırız kandırılırız. Ben kurulan sistemin figüranı olmayalım diyorum. Bilerek adım atalım ve ülkemize sahip çıkalım istiyorum. Bizler günlük hayatta işimizden evimize gidip gelirken birileri dünyanın bir ucundan bir ucuna hem parayı hem gücü hem de geleceğe gönderiyor. Kendi kurdukları sistem içinde. Bu sistemde kendi sözünü söyleyen ülke istemiyorlar. Ama biz olalım. Ama önce bir ve bütün olalım. Birbirimizi sevmek yumuşak gücümüz olsun. Bunun çaresini henüz bulamadılar çünkü. Ergün Diler Takvim